Evet sevgili dostlar, sponsorlarımız Golva.com'un ve Kayseri Özel Ünlü katkısıyla hazırlanan videomuz. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. 21 Nisan 2023'ten bayramın ilk gününden herkese selamlar, saygılar olsun. Konya Ereğli'den herkese selamlar olsun arkadaşlar. Bizim ufak kız rahatsızdı biraz onunla ilgilendik de. Ee, şimdi çok şükür durum iyi arkadaşlar. Çocuk çocuklara dikkat ederim. Özellikle yağışlı havaların sonrası biraz sıkıntı olabiliyor. Ee, bu konuda dikkat edelim çocuklara. Şimdi Fenerbahçe'mize ilgili haberlere geçelim. Son dakika transfer haberi. Rus kulüplerinin yani Rus kulüplerinin gözü Türk yıldızlarda. Arda Güler, Kerem Aktürkoğlu, Emre Mor. Şimdi önce şunu söyleyeyim. Rus kulüpleri iyi kulüplerdir. Rus kulüpleri Rus kulüpleridir. İyi para kazanırlar, iyi para harcarlar. Önce onu söyleyeyim. Şimdi Avrupa bir ambargo koydu Rus Rus kulüplerine. Aslında Avrupa takımları da bir ambargo koydu. Haliyle Rus kulüpleri de Türk kulüplerine yöneldi. Mesela Zenit, Lokomotiv, Mustafa ki beni yakından tanırlar. Dinamo Moskova, Spartak Moskova yani bütün Moskovalar, Mustafa'lar hepsi ee, takiptiler. Krasnodar, Soçi, Ural gibi önemli takımların scoutları ve antrenörleri Türkiye liglerini yakından takip ederek oyuncu avına girerken... Gökdeniz Karadeniz'den de aracılık yapmasını istemişler. Şimdi öncelikle biz zenit dursun. Hızlı bir şekilde de burayı konuşalım. Gökdeniz Karadeniz zamanında orada oynamış bir futbolcu. Eski Trabzonsporlu. Adı bir ara Şike'ye karıştıydı sanırım da. Sonra hiç konuşulmadı. Şimdi Ukrayna'da devam ediyor savaşları ve birçok takım artık bunlara selam bile vermiyor. E haliyle de en kolay transfer yerleri Türkiye. Türkiye'de de bir de kriz malum. Yani kriz derken Ekonomik olarak dar boğaz malum. Yani 1 Euro'nun 21-22 lira olması mesela Türk kulüplerine maalesef zora sokan şey. Orada tişörtüm nasıl ya daha önce görmüş müydünüz? Fenerbahçe logolu. Bayramlık için çok güzel bir tişört. Şimdi bu takımlar Türkiye'den birçok futbolcuyu takip ediyormuş. Mesela Beşiktaş'ın golcüsü Cenk Tosun. Ben zannetmiyorum Cenk Tosun'a şey yapacaklarını. Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu. Fenerbahçe'den de Arda, Güler, Emre Mor, İsmail Yüksek ve Trabzonspor'dan Abdülkadir Ömür diyor haberin detayında. Şimdi gelin ben bu haberi size Mustafa Hoca'ca anlatayım. 1. Fenerbahçe Zenit ile bir anlaşma yaptı. Sponsorluk anlaşması, kardeşlik anlaşması, hazırlık maçı anlaşması. İster misiniz bu anlaşmanın bir yerinde gaz çıksın bir yerinden? Hocam Türkiye çıkarttı ya gazı. Yok yok öyle değil. Başka bir gaz çıkartalım. Mesela Gazprom çıkartalım. Bir yerinden Gazprom çıkartalım. Olmaz mı? Yani sponsorluk olur, isim olur falan olur filan olur. Bu dediğimi bir unutmayın da sonra bir ara detay konuşuruz. İkinci haberimiz Fenerbahçe Erden Timur'a dava açtı. Üç farklı madde. Hocam iyi de Rus kulüplerin gözü Arda Güler falan diyordun. Ben geçenlerde söyledim ama e, bayram dolayısıyla tekrar edeyim. Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş diye bir isim var. Bu isim bir. İkincisi İrfancan Kahveci diye bir isim var. Yani İrfancan Kahveci diye bir isim var. Bu iki. Aslında üçüncüsü, dördüncüsü var ama bu ikisi yeterli. Ben içimden bir ses diyor ki hissi olarak söylüyor. Bu iki futbolcuya da Zenit kulübü diyor yani bir 8-10 milyon euroluk bir teklifte bulundu diyor. Ama şunu söyleyeyim Arda Güler, ee, Emre Mor, Valencia gibi isimler de tabii ki gündemlerindedir ama Arda Güler için bir şey söyleyeyim. Aslında biz var ya Arda Güler'e Rus kulüplerinden sahte bir teklif yaptırsak böyle 50 milyon euroluk bir teklif sonraki satışlarında %25'lik diye. Bir piyasa araştırması yapsak, bu sene satmayı düşünmüyoruz diye hani kulübün ismini belirtmeden bence bir şey olabilir. Ama İrfancan ve Mert A bak Mert Hakan yandaş İrfancan ikisini bir araya getirip 10 milyon euro. Aklınızın bir tarafına bunu kazıyın tamam mı? Bu bir tarafında dursun. Zamanı geldiği zaman ben demiştim dediğim zaman bana demeyin ki ya ilk şu demişti ilk şu demişti diye. Boşuna kıvırmayın. Kimseye köpeklik yapmayın. Kimseye hizmet etmeyin. Kimsenin çığırtkanlığını, yalancılığını, sahtekarlığını yapmayın. Burada biz duyumu veriyoruz. Benden başka kimse konuşmuyor. Şahit de oluyoruz, ediyoruz. Aradan zaman geçiyor. Duyum gerçekleşiyor. Diyoruz ki bak biz demiştik o gün profil açıyor. O gün YouTube profil açıyor. Yo ilk şu söylemişti. Bu köpekliktir. Bunu yapmanıza gerek yok. İnsan olan, efendi olan benim de bilemediğim duyumlar var. Olacak, olmayı da sürdürecek. Her duyumu bilirsem sıkıntı zaten. Erden Timur'a geçelim biz. Şimdi Fenerbahçe Nikola Zaniolo transferinden ilgili gösterdiği belge nedeniyle Galatasaray'ın e, Galatasaray taraftarının her şeyi yani Galatasaray taraftarının başkanından daha çok önemsediği yerden Timur hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde şikayette bulunduğunu açıklıyor. Şimdi verilen belgeler, evraklar ile ilgili bir duyuru yapıyor. Diyor ki duyuruda 29 Mart 2023 tarihinde bir TV kanalında yayınlanan bir programda. Galatasaray AŞ e, yönetim kurulu başkan vekilinin Fenerbahçe Futbol AŞ'ye ait gizli ticari bilgilerin canlı yayında alenen ifşası niteliğindeki açıklamalara nedeniyle kulüp tarafından hukuki süreçler başlatılmıştır diye. Arkadaşlar bakın o kadar enteresan bir süreç içindeyiz ki o kadar enteresan. Yani mesela siz deseniz ki Mustafa Hoca şöyle kötüdür böyle kötüdür. Ben size bunun üzerine dava edebiliyorum. Benim ismimi kullandınız diye. Ve ceza da alıyorsunuz. Böyle bir süreçteyiz. Ama açıklamanın tamamında Fenerbahçe diyor ki bak haksız rekabet. Kulübümüzün rızası olmaksızın yanlış ve yanıltıcı şekilde açıklanması. Yani ticari bir sır var burada. Yanlış ve yanıltıcı şekilde açıklanıyor. Bazı dangoşlar diyor ki demek ki bak diyor teklif doğruymuş diyor. <laughs> teklif doğru o yüzden bu maddeyi mi ekledi? Yanlış ve yanıltıcı şekilde açıklama. Haksız rekabet, ticari sır, bankacılık, şu bu falan filan. Gerisini okumuyorum. Hocam olursa ne olur? Arkadaşlar FIFA nezdinde FIFA'nın etik mevzuatı 17. maddesinde düzenlenen gizlilik yükümlülüğü hükümlerinin ihlaline dayalı olarak yapılan bu ihlal neticesinde Galatasaray Kulübü, Roma Kulübü bakın eğer teklif doğruysa Roma Kulübü de. Teklif yanlışsa sadece Galatasaray Kulübü çok ciddi ceza alır. Hocam ciddi cezanı Avrupa'dan ne edilir transfer? Bunların hiçbiri değil. Birincisi etiket yemiş olur. Bakın bizim e, UEFA'da şikeci takımlar diye yazıyormuş. Bulup çevirip bana link ile getirsin arkadaşlar. Şike yapan takımlar diye. Yani UEFA desin ki bu takımlar şikecidir. Orada Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ın adı geçiyormuş ya. Getirmezseniz şerefsizsiniz. Getirmezseniz net şerefsizsiniz. Orada diyorsa ülkeleri tarafından şike soruşturmaları yüzünden bu takımlar Avrupa'ya gönderilmemesi istenilmiştir diyorsa lütfen bunu da belirtin. Bakalım kaça satıyorsunuz şeyleri. Ben merak içerisinde bekliyorum. Yani ben aşırı şekilde merak içinde bekliyorum arkadaşlar. Şimdi gelelim diğer kısma. Erdem Timur bir sene iki senelik bir, bir, iki senelik bir ceza alır. Futbol müsabakalarına vesaire yani e, yöneticilik yapamaz. Yapamasın da en azından iki de birde çıkıp da birilerini tehditle, şantajla korkutamaz. O da Fenerbahçe'nin işine göre. Yani bu aşamada her şey Fenerbahçe'nin işine geliyor. Ve hiçbir takım Galatasaray'la transfer görüşmelerinde artık açık net olmaz. Aslında Erdem Timur bundan sonraki bütün transfer görüşmelerini mahvetti. Galatasaray bundan sonra kolay kolay transfer yapamaz. Niye? Tırları açığa çıkartıyor, belge ifşası var. Kulüplerle anlaşıp başka kulüplerin tekliflerini sunuyor. Artık hiçbir kulübün Galatasaray'a kolay kolay bonservisle futbolcu satmayacağı da ortada. Ya da sadece sövüşçüler satar. O açıdan da iyi oldu. İnşallah da cezasını da alırlar. Flash detay. Cao Pedro. Arkadaşlar şimdi Cao Pedro konusunda enteresan bir haberim var. Nasıl enteresan bir haberim var? Ya şöyle söyleyeyim size. Size şu kadar söyleyeyim. Cao Pedro diye bir elemanımız var. Bu eleman iyidir, kötüdür. Ne dersiniz bilemem. Yani size göre iyidir, kötüdür. Hani şunu diyebilirsiniz, bunu diyebilirsiniz. Ben fikrinize e, saygı duyarım. Ancak Cao Pedro aslında o kadar kötü bir futbolcu değil ve biraz da şanssızlıklar var. Fenerbahçe Başakşehir 2-1 yendi. İki golü de Cao Pedro attı. Ancak Cao Pedro'na ilgili çok flash bir detay gün yüzüne çıkmış. Önce şunu söyleyeyim. Büyük umutlarla geldi mi? Geldi. Açıkçası Galatasaray'ın Icardi'den beklediği neyse bizim de Cao Pedro'dan beklediğimiz oydu. Kimse kıvırmasın. Hatta Galatasaray Icardi'den önce Cao Pedro'yu almaya çalışıyordu. Sonra alamadılar. Ee, başka bir şey aldılar. Hani onlar alamayınca biz aldık diyelim. Ya da biz bizim teklifimiz daha güzeldi. Biz aldık. Başakşehir maçında iki gol birden attı. Sezonun son altı maçında Fenerbahçe'ye çok büyük bir umut oldu. Çagli Cagliari'den Kagliari'den geldi. Ve e, geçen sezon sadece bir maç kaçırmış. Kariyerinde hiç ciddi sakatlık yaşamamış adam. Fenerbahçe'de 13 lig maçında forma giyemedi. Sezon maçında hazırlık kampını kaçırdı. Şöyle yaptı, böyle yaptı. Sonra tekrar geldi Rayo Vallecano ile hazırlık maçında mahvoldu. Jorge Jesus da Roberto Mancini de Cava Pedro'dan vazgeçmemiş. Şimdi bu inadıyla da hem Fenerbahçe'yi hem kariyerini hem de kendini kurtarmış oldu. Ağır eleştiriler aldı mı? Aldı. Ancak kalitesini bilen İtalyan milli takım teknik direktörü Mancini 20 gün önce oynanan milli maçlar için Yıldız futbolcuyu milli takımın geniş kadrosuna davet etmek için Fenerbahçe'ye bir yazı göndermiş. Ancak Fenerbahçe daralan maç kadrosundan dolayı ee, göndermek istememiş ya da İtalya'yı almamışlar diyelim. Jesus da zaten her türlü eleştiriye göğüs gerdi. Her fırsatta forma şansı verdi. Hani ben de dahil birçoğumuz artık bundan olmaz dedik ama Jesus inat etti. Samandıra'da gençlere iyi örnek olacak kadar iyi çalışıyor. Aldığı ağır eleştirilere rağmen vazgeçmiyor. Hani elinden gelen her şeyi yaptı. Ya büyük bir baskı altına çıktı ya. İkinci golden sonra adam boğulma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Ve e, görüyorsunuz hani aslına bakarsanız bak şimdi ne diyor? İdman'da kaleyi gördüğü her noktadan birinci sınıf golcü vuruşları yaparak büyük beğeni toplayan takım arkadaşlarından alkış alan ancak maç eksikliği yüzünden performansını bir türlü sahaya yansıtamayarak Ciddi bir moral, moral bozukluğu içine düşen Pedro arada çıkışı Başakşehir karşısında yaşadı diyor. Hani hep diyoruz ya kalite eksikliği. Hocam Fenerbahçe'de kalite eksikliği var. Aslında kalite eksikliği yok. Cenabetlik var. Uğursuzluk var. Lanet var. Ya Allah aşkına. Allah kitap aşkına. Şu cevap Pedro. Sezonun başından beri kütür kütür böyle oynasaydı durum böyle mi olurdu? Hocam iyi de Valencia bu kadar atmazdı. Ya atmasın. Valencia 27 atacağına 20 atardı. Cevap Pedro 4 atacağına 24 atardı belki. Belki 14 atardı. Belki 44 atardı. Bilemezsin. Ama şunu söyleyeyim. Devre arasında teklif geldi. Fiorentina'dan, Torino'dan bu teklifler hala geçerli. Yazın görüşülecek. Fenerbahçe'nin teklifi net. Zorunlu opsiyonlu 7 milyon euroya alabilirsiniz diye bir teklif. yani cevabımız vardı. Bakalım ne olacak. 4.68 bir de bonusları var ama bonus iptal. Çünkü onu sağlamıyor. Ee, 4.68 alıp 7'ye satmak ama bakalım ki, kalandan olacak. Şimdi hepiniz şöyle yapacaksınız. As forvet Pedro çıksın. Valencia sıkıntı. Şöyle böyle maç maç gidelim. Maç maç olur mu? Maç maç gidelim. O nasıl kolay zaten. Önce maç maç gidelim. Yani Pedro'nun 4 gol 1 asisti var. 2025'te sözleşmesi bitiyor. Son olarak da Enner Valencia demişken Enner Valencia'ya iki sürpriz talip daha çıktı diyor. Ben haberi okumayacağım. Sizin vaktinizi çalmayacağım. Zaten elimden geldiğince videoları kısa tutmaya çalışıyorum. Sizden de beğeni istiyorum ama yani hatrımı kıranlar oluyor, kırmayanlar oluyor. Allah razı olsun. Kim benim hatırımı yere eğdirmiyorsa Rabbim de onun başını yere eğdirmesin. Kim bu kanal için çalışıyor, çabalıyor? Kim bu kanal için bir tane abone getiriyorsa şu andan itibaren Allah da onun evine bir tane fazladan araba nasip etsin. Hadi alın size dua. Kim bu kanala birden fazla abone getiriyorsa Rabbim birden fazla armağan nasip etsin ona. Hadi alın size dua. Bayram günü edilen dua makbul. Hocam iyi de yani böyle de reklam olmaz ki. O, reklamın iyisi kötüsü yok. Neyse Valencia'yı unutmadan söyleyeyim. Valencia'ya teklif çok, isteyen çok, eden çok. Memeles'ten istiyorlar şöyle böyle. Ben size bir şey söyleyeceğim. Konu dışı. Konu dışı bir örnek vereceğim. Hazreti İsa Hz. İsa İncil'de bir sözü var. Ben gideceğim. Hani diyor ben gideceğim ki alemin reisi gelsin diye. Hani onca bozulma var, onca tahrif var. Onca tahrifata rağmen, onca değişime rağmen bile İncil'de Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den bahsediyor. ha yani ben gideceğim ki alemin reisi gelsin. Alemin reisi diyor yani. Düşünün. Biz de mesela ne deriz inanışımıza göre hani kainatın halk edilmesi yani yaratılması gibi. hani senin şeyin için yarattım diye bir hadis-i şerif var mesela. Hani Hz. İsa böyle söylüyor. Hani ben gideyim ki o gelsin diye. Ben gitmeden o gelmeyecek diye de belirtiyor. Bunu bulabilirsiniz internete bakın arkadaşlar. Hani diğer kitaplar bahsetmiş mi Hz. Muhammed'den ya da Kur'an'dan diye. Diğer kitapların hepsi onaylıyor. Bozulmasına rağmen duruyor. Şimdi tabii bu bir örnek aklıma gelmişken söyleyeyim. Teşbihte hata olmaz ama ben bunu teşbih için söylemedim. Aklıma geldiği için söyledim. Şimdi Valencia'da gitsin ki ben Valencia'nın gitmesini isteyenlerdenim. Açık söyleyeyim benim forvet profilim Valencia'da. Ha 23 yaşında olur Valencia. Sol kanat dene, sağ kanat dene, forvet dene. Uzat sözleşme. Bir buçuk mu atıyor? Üç ver. Üç ver. 33 yaşına gelmiş. Son kontrat. La kayıt bir oyuncu. La bir oyuncu. Tamam son maçta sol kanada geçti güzel oynadı ama. Hani etinden sütünden faydalanalım. bu bız, bız, bız sezon bitene kadar. Sezon bitince görüşelim diyelim. Gerekirse sözleşmeyi. Sen bu performansını sürdür, iyileştiririz falan filan diyelim. Canavar gibi sahaya koysun. Sezon bittiği zaman yolumuza bakalım. Hani açıkçası bize leplebi gibi golcü lazım. Valencia'ya gitsin ki leplebi gibi golcü gelsin. Yani leplebi gibi gol atan golcü gelsin. Benim isteğim bu. Bilmiyorum siz ne dersiniz. Aşağıda yorum kısmına yazabilirsiniz arkadaşlar. Ben Valencia'yı beğenmiyorum. Ben Valencia'yı Fenerbahçe'nin forveti olarak hani görmek istemiyorum. Bak hocam niye Icardi'ye örnek veriyorsunuz? Icardi'nin hiç gol atmadığını düşünün. Örnek verir misiniz? Vermezsiniz. Şimdiki atlının yarısını atsa yine vermezsiniz. Ha, ben Icardi'ye rakip savunmaların gel bize gol at diye hani, nazik kibarca davrandığını da görüyorum. Ona da şahit oluyorum. O ayrı mesele. Bir Valencia'ya hayvan gibi bodoslama girenler. Mesela Cao Pedro'yu sakatlayan müdahaleyi düşünün. Icardi'ye yapılan öyle lütfen gol atma müdahalelerini düşünün. Ayrı mesele ama orada golcülük önemli. İnşallah Valencia giderse de daha hayırlısı gelir. Arkadaşlar lütfen kanalımıza abone olalım. Kanala abone çekelim. Bak güzel bir dua ettim. İçimden samimi dua ettim. Allah hepinizin dualarını kabul edesin. Görüşmek üzere inşallah.